Değerli arkadaşlar, Diyarbakır anneleriyle ilgili her toplantıda selamlarımızı gönderiyoruz. Diyarbakır annelerine saygılarımızı iletiyoruz kendilerine. Yaptıkları büyük vicdan eylemini bir kere daha buradan selamlıyoruz. Bu büyük vicdan eylemi 168 gündür devam ediyor. En son hepimizin taze görüntülerde gördüğü gibi bir anne daha evladına kavuştu. Terör örgütünün bölge halkının çocuklarını dağa çıkararak, dağa kaçırarak o çocukların geleceğini sadece terörün o karanlık dünyasına soktuğu bir süreç bu. Anneler, babalar büyük bir vicdan eylemi ortaya koyarak bütün dünyanın gözünde evlatlarını bu karanlık şebekeden geri istiyorlar. Ve teker teker de evlatlarına kavuşuyorlar. En sonunda bir anne evladına kavuştu. İnşallah bunların arkası da gelecektir diye ümit ediyoruz. En son buluşan o aileye de selamlarımızı gönderiyoruz. Halen o oturma eylemini, o vicdan eylemini sürdüren bütün annelere, babalara AK Parti MYK'sından selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Gönlümüz, yüreğimiz, dualarımız, desteğimiz her zaman onlarla beraber. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya geldi Türkiye'ye. Süleyman Karadeniz kardeşimizi kutluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da bundan duydukları memnuniyeti ifade ederek kutladılar. Sporda son zamanlarda üst üste gelen başarılar tabii çok kıymetli. Bütün bu değerli sporcularımıza başarı dileklerimizi ve selamlarımızı bir kere daha gönderiyoruz. Biliyorsunuz İdlib'le ilgili krizi yakından takip ediyoruz parti olarak. Şu anda Türk heyeti Rusya'da bugünkü görüşmelerini tamamladı. Görüşmeler verilen bilgiye göre yarın da devam edecek. Türkiye'nin İdlib'de gerginliği azaltma bölgesindeki statükonun korunması, bölgede insani bir felaketin önüne geçmek için çabaları, gerginliği azaltma bölgesindeki statünün korunması için gayretleri Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrusunda devam ediyor. Türkiye bütün taraflara Rusya ile 17 Eylül 2018 tarihinde yapılan Soçi mutabakatını hatırlatıyor. Birkaç gündür Rusya tarafından çok sayıda Türkiye'yi suçlayan, Türkiye'ye karşı ön yargılarla dolu açıklamalar geldi. Bazıları resmi açıklamalar, bazıları ajans üzerinden yapılıyor. Şunu açık bir şekilde ifade edebiliriz ki Türkiye'nin bu mutabakatı ihlal ettiğine dair bütün bilgiler yanlıştır. Doğru bilgiler değildir. Mutabakat rejim tarafından ihlal edilmektedir. Rejim İdlib'de saldırgan bir şekilde İdlib'i yutmak için oradaki insanlara başka yerlerde ki kendi insanla ürettiği zulmü oradaki insanların da üzerine yaymak için büyük bir saldırganlık içerisindedir. Türkiye'de Soçi mutabakatına bağlılığını sürdürerek bütün bu insani felaketin önüne geçmeye çalışmaktadır. 2019 Mayıs ayından beri İdlib'de sivillere ve sivil altyapıya dönük defalarca saldırı gerçekleştirmiştir rejim. Hava saldırıları gerçekleştirmiştir. Dolayısıyla bu yapılan Soçi mutabakatının ihlali olduğu gibi aynı zamanda Rusya'nın verdiği sözlerin Rusya'nın desteklediği rejim tarafından da ihlal edilmesi demektir. Rejimin bu saldırıları çerçevesinde 300'den fazla sivil altyapı ve hedef vurulmuştur. 20 bine yaklaşan saldırıyla ateşkes ihlali yapmıştır. Rejimin ateşkes ihlalleri 20 bin civarına ulaşmıştır. 1500'ün üzerinde sivilin hayatını kaybettiği bilinmektedir. 2019 yılından beri yaklaşık 1 milyon 640 bin kişi tekrar yerinden edilmiştir. Şimdiye kadar olanlara ek olarak. En önemlilerinden bir tanesi 53 sağlık tesisi artık iş göremez hale gelmiştir. O bölge halkına sağlık hizmeti verememektedir. Tabii Türkiye birkaç misyonla birlikte, en önemlisi terörle mücadele misyonuyla birlikte orada bulunmaktadır. Yine bazı partilerin il kongrelerinde İdlib'de ne işimiz var gibisinden hiçbir mantıkla, hiçbir rasyoneliteyle izah edilemeyecek yaklaşımlar ortaya konduğunu görüyoruz. Yakın zamana kadar DAEŞ terör örgütü unsurları Türkiye ile sınırdaş hale gelmeye çalışıyordu. PKK terör örgütü Suriye'nin kuzeyinde bir terör devletçiyi kurmaya çalışıyordu. Ve ülkemiz topraklarına vatandaşlarımızı tehdit eden, ülkemizin güvenliğini tehdit eden bir takım saldırılar gerçekleşiyordu. Eğer bugün bu 30 kilometre derinlik olmasaydı, bugün en son Barış Pınar harekatıyla ortaya koyulan kararlılık olmasaydı, daha önce Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarıyla ortaya koyulan kararlılık olmasaydı, burnumuzun dibinde bir terör devletçiyi fiili olarak kurulmuş olacaktı. Ve bunun karşısında o zaman bugün de İdlib'de ne işimiz var diyenler, terör devletçiyi kurulurken niye sessiz kaldınız diyeceklerdi. Çifte standardın, çoklu standardın herhangi bir şekilde sınırı yok. İdlib'de ateşkesin yeniden tesis edilmesi, kuşkusuz
Terörle mücadelenin yanı sıra en önemli misyonlarından bir tanesidir Türk Silahlı Kuvvetleri'nin. Verilen sözler ve mutabakata Türkiye Cumhuriyeti bağlıdır. Oradaki ateşkesin sağlanması, çatışmasızlık bölgesinin statüsünün sürdürülmesi hem sivil kayıpların önlenmesi için hem terörle mücadele için hem de insani felaketlerin önüne geçilmesi için son derece önemlidir. Sahadaki askerlerimizin güvenliğinin sağlanması tabii ki son derece önemlidir. Suriyeli sivillerin korunması ve sınırımıza yeni göç dalgalarının gelmesinin engellenmesi son derece önemlidir. Bu bakımdan Türkiye'nin oraya yaptığı takviye ve tahkimat, yeni birliklerin gönderilmesi, esasında Rusya ile varılan mutabakatın çerçevesinde rejimin yaptığı saldırganlığa karşı mutabakatı korumak, askerlerimizin güvenliğini korumak, terörle mücadele konusundaki performansımızı, etkinliğimizi artırmak için gerekli çabalardır. Buna karşı rejimin yaptığı saldırılarda şehitler verdik. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Ama Türkiye'nin açısından bu bir öncelikle bir milli güvenlik meselesi, terörle mücadele meselesi, aynı zamanda da Soçi mutabakatıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin angaje olduğu hem o çatışmasızlık bölgesinin statüsünün korunması hem de aynı zamanda sükunetin tesisi ve insani felaketin önüne geçilmesi için zorunludur. 690 binin üzerinde kadın ve çocukla ilgili olarak yerlerinden edilme, bizim sınırımıza doğru hareket etme şeklinde çeşitli rakamlar çeşitli yerlerden iletiliyor. Tabii ki Türkiye bununla ilgili tedbirlerini alıyor. Aynı zamanda bu insanlar Afrin, Azez ve Elbap gibi bölgelere ölümden kaçarak sığınıyorlar. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklaması vardır. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre 53 sağlık ve 26 aşı merkezi yaşanan saldırılar ve doktorların daha güvenli bölgelere yönelmesi sebebiyle faaliyetlerini sonlandırmıştır. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklaması bile 53 sağlık merkezine ve 26 aşı merkezine dönük olarak rejimin saldırganlığının doktorları iş yapamaz hale getirdiğini, insani yardımı engellediğini de göstermektedir. Bizim açımızdan bakıldığında ise Öncü Pınar ve Cillegözü sınır kapılarımızdan Ocak 2020'de 2.3 milyon kişiye yardım ulaştırılması amacıyla, bakın bu sıradan bir rakam değil, 2.3 milyon kişiye yardım ulaştırılması amacından bahsediyoruz. 1227 insani yardım girişimi gerçekleştirilmiştir. Bu sayı Birleşmiş Milletler rakamları içerisinde bir rekordur. 2014 yılından bu yana Birleşmiş Milletler'in bir ay içerisinde gerçekleştirdiği en yüksek sınır ötesi insani yardım operasyonu olarak kayıtlara geçmiştir. Aslında 2014 yılından sonra Birleşmiş Milletler'in bir ay içerisinde gerçekleştirdiği en büyük insani yardım operasyonu olarak kayıtlara geçmesi bile rejimin İdlib'de ve o bölgelerde Barış Harekat Bölgesi'nde ne kadar acımasız bir saldırganlık içinde olduğunu, oradaki insanların ne kadar zor durumda kaldığını göstermektedir. Arkadaşlar tabii Suriye'yi konuşurken Akdeniz'deki gelişmeleri görmek durumundayız. Ama ikinci bir Suriye olmaya doğru bir takım ülkeler tarafından itilmeye çalışılan Libya konusundan da dikkatimizi kaçırmamak durumundayız. Suriye'deki gelişmelere önceden müdahale edilmediği için, gereken karşılıklar verilmediği için oradaki iç savaş bugün maalesef masumlara ve sivillere büyük bedel ödeten bir hale geldi. Şimdi Suriye'de batılı dostlarımızın yaptığı hataların aynısı Libya'da tekrar edilmeye çalışılıyor. Aynı hatanın tekrar edilmesi demek Akdeniz'de neredeyse eski dönemini hatırladığımız iki yeni eski Afganistan'ın durumu gibi durumun ortaya çıkması demektir. Burada özellikle Berlin Konferansı'ndaki sonuç bildirgesine Hafter tarafının sürekli olarak olumsuz yaklaşması en önemli meseleyken sanki iki taraflı bir saldırganlık varmış gibisinden Avrupa devletlerinden yapılan açıklamalar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmıyor. Askeri komite toplantısı, siyasi diyalog formu, ekonomi komisyonu mekanizmalarıyla Berlin Konferansı'nın sonuç bildirgesinde yer alan hususların hepsinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Yani tek yönlü bir yaklaşım değil, hem ortak askeri komite toplantısı, hem siyasi diyalog formu, hem de ekonomi komisyonu mekanizmalarıyla buna eğilinmesi gerekiyor. Bu çerçevede Türkiye en son Münih Güvenlik Konferansı'nda yapılan toplantılara da katılmıştır. Burada da hassasiyetlerini dile getirmiştir. Berlin Konferansı'nda alınan Libya kararlarının uygulanmasını izlemek amacıyla oluşturulan Uluslararası İzleme Komitesi'nin ilk toplantısına Dışişleri Bakanları düzeyinde Münih'te Türkiye'de katıldı. Türkiye, Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin canlandırılması amacıyla düzenlenen bu toplantıda Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısında kendi görüşlerini en net bir biçimde gündeme getiren ülkedir.
Türkiye'nin ateşkesin sağlanması noktasındaki çabaları şu anda bütün dünyada en güçlü çaba olarak kayda geçmiştir. Libya'nın doğusundaki gayrimeşru Hafter güçlerine, darbeci Hafter güçlerine karşı maalesef henüz beklediğimiz düzeyde bir tedbir alınması, beklediğimiz düzeyde bir ses çıkması söz konusu olmuyor. Birleşmiş Milletler'in çatı ateşkesin sağlanması konusu burada en önemli konu. Burada Türkiye'nin tezi Birleşmiş Milletler'in burada çatı mekanizmasını oluşturmasıdır. Bu son derece önemlidir arkadaşlar. Bunun altını çiziyoruz. Çünkü Libya'da silah ambargosunun denetlenmesinin Avrupa Birliği tarafından yapılmasının gerçekçi sonuçlara varmayacağını düşünüyoruz. Çünkü Avrupa Birliği'ndeki bazı devletler doğrudan Hafter tarafını desteklemekte ve Hafter tarafına silah göndermektedir. O yüzden Avrupa Birliği'nin bu silah ambargosunun denetlemesi gibi bir yaklaşıma biz olumlu bakmıyoruz. Onun yerine bunun Birleşmiş Milletler tarafından yapılmasının daha sağlıklı bir mekanizma olacağını bildiriyoruz. Bugün de bir açıklama yapıldı. Avrupa Birliği silah ambargosunun denetlenmesi amacıyla, Libya'daki silah ambargosunun denetlenmesi amacıyla Akdeniz'de yeni bir askeri operasyon başlatacak diye. Şunun unutulmaması gerekir ki bu bile yaklaşımdaki sağlıksızlığı gösteren bir açıklama. Bazı ülkelerin, ki burada daha önce adını zikrettik, herkesin bildiği ülkeler bunlar, karadan ve havadan Hafter güçlerine verdiği destek ortadayken Avrupa Birliği'nin sadece Akdeniz'de operasyon başlatması sadece bir tarafın elini kolunu bağlamak, diğer tarafın elini kolunu serbest bırakmak gibisinden bir sonuç doğurabilir. Şimdi en son Fransa'nın yaptığı faaliyetlerin peşinden Avrupa Birliği'nin bu bakımdan sürüklenmemesi gerekir. Türkiye burada Birleşmiş Milletler mekanizmasını en doğru mekanizma olarak görmektedir. Ateşkesin sağlanması tabii ki öncelikli olmalıdır. Elazığ depremiyle ilgili arkadaşlar, geçen basın toplantısında ayrıntılı bilgi vermiştim. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ilgili bakan arkadaşlarımız süreci yakından takip ediyorlar. Halen orada uzun müddet bulundular. Hemen hemen mahalle mahalle, ilçe ilçe bütün problemleri tespit ettiler. Zarar gören binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları yürütülüyor. Yeni konutlar için temel atma çalışmaları da sürüyor. İnşallah bütün kurumlarımızın işbirliği sayesinde en kısa zamanda bu yaraların sarılması, insanlarımızın barınma ihtiyacının ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesi için Elazığ'ın yeniden ayağa kaldırılması konusunda yüksek bir ivme ortaya koyuluyor, koyulmaya devam edecek. Geçen sefer bahsettiğim Avrupa'daki özellikle bu Thüringen eyaletindeki aşırı sağa merkez partilerinin destek vermesiyle bir başbakan seçilmesi şeklindeki kriz giderek büyümüştür. Gelinen noktada Avrupa'daki aşırı sağın Avrupa değerlerini yok etmek için ne kadar büyüdüğü görülmüştür. En son o Thüringen eyaletinde başbakanın, eyalet başbakanının seçilmesine, aşırı sağcı AfD'nin destek vermesine Başbakan Merkel doğrudan müdahale ederek bu seçimin iptal olmasını istemişti. İptal oldu ama orada buna destek veren CDU Genel Başkanı'nın daha önceki açıklamalarını hatırlayalım. Ne diyordu? En önemli meselemiz merkez oyların aşırı sağa kaymasını önlemek diyordu. O zaman biz şöyle bir açıklama yapmıştık. Merkez sağ oyların aşırı sağa kaymasını önlemeye çalışırken Türkiye düşmanlığı ve İslam düşmanlığı ivmesinin size ait bazı siyasetçiler tarafından yükseltilmesi aslında sizin merkez sağ olarak aşırı sağa doğru kaydığınızı, aşırı sağın söylemine doğru kaydığınızı gösteriyor. Dolayısıyla siz aşırı sağla mücadele etmek istiyorsanız aşırı sağın söylemine doğru kaymanız aşırı sağ tarafından yutulmanın sonucunu getirir. Buna karşı yapacağınız en önemli şey oradaki aşırı sağı durdurmak için İslam düşmanlığına ve Türk düşmanlığına, göçmen düşmanlığına karşı güçlü bir tavır almanız gerektiğidir. Avrupa'da aşırı sağ Orta Doğu'daki DAEŞ'le aynı işlevi görüyor. Orta Doğu'daki DAEŞ nasıl insani değerleri yok etmek istiyorsa Avrupa'daki aşırı sağ partiler de Avrupa'nın DAEŞ'i olarak bu gündemi icra etmeye devam ediyorlar. Silahlı kuvvetlerden çok sayıda asker atılırken çeşitli sebeplerle bunların hepsi terör örgütü mensubu olduğu için mi atılıyordu? Ya da devlet tarafından terör örgütü olarak tanınmamış bir takım yapılara sahip olanların hiçbiri atılmıyor muydu? Yıllarca Türkiye'de en çok tartışma konusu olan noktalardan bir tanesi ordudan atılmaların objektif kriterlere dayanıp dayanmadığıdır. Pek çok insan eşinin kılık kıyafeti yüzünden ya da dindarlığı yüzünden atılmıştır. Bunlar Türkiye'de yaşandı. Hiç olmamış gibi davranmanın da bir alemi yok. Şimdi şöyle bir şey var maalesef.
herkes kendi dönemiyle ilgili olarak kendi döneminde kendisinin mükemmel işler yaptığını, kendisi dışındaki herkesin hatalı davrandığını söylemek gibisinden maalesef çok indirgemeci bir yaklaşım üzerine giriyor. Söylediğiniz beyanatı tek başına değerlendirecek değilim. Ben genel olarak bu süreçle ilgili bütün beyanatlara toplamda baktığımda birisi kendi dönemiyle ilgili yapılanların tatmin edici bir cevabını verebiliyorsa diğer noktalara ilerlemesi lazım. Başbuğ meselesindeki mesele nedir? Başbuğ meselesindeki mesele doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin suçlanmasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir yasa tasarısına oy atan, imza atan milletvekillerinin terör örgütü mensubu gibi gösterilmesi hiçbir şekilde aklımızda kimse alay etmesin. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama iradesine saldırıdır. Eğer böyle bir mantık yürütülseydi, yürütülürse herhangi bir kimse, bundan sonra herhangi bir milletvekili herhangi bir yasaya imza atabilir mi? Ya da 60 ihtilali oldu. Ondan sonra 70'te, 80'de, 28 Şubat'ta bir sürü bir şey oldu. Bütün bunların üzerinden yürüdüğü yasalara baktığınızda, bütün geçmişe doğru bütün başbakanları, bütün meclis üyelerini terör örgütü mensubu mu, darbe örgütü mensubu mu göstereceksiniz? Yani burada şöyle bir mesele var. Yüce Meclis'in yüksek iradesine dönük olarak açık bir saldırı görüyoruz orada. Şimdi bugün yine bir açıklama yapılmış kendisi adına. İşte bir takım beyanların, Fethullahçıların yaptığı yöntemlere benzediği şekilde. Onların neyin kastedildiğini biz bilemeyiz. Kim söylüyor onu da bilemeyiz. Ama bizim tespit ettiğimiz bir şey var arkadaşlar. Yüce Meclis'in iradesine dönük bu şekildeki bir saldırının biz 28 Şubat mantığı içerisinde pek çok benzerini görmüştük. Bu konuda hafızamız taze. İkincisi, Türkiye yargı vesayetinin ve askeri vesayetin kaldırılması konusunda bugünlere çok güllük gülistanlık bir ortamdan geçerek gelmedi. Bununla ilgili çok ciddi sancılar yaşandı. Ve bu sancıların neticesi olarak gelindi. Bu yakın dönemdeki siyasi tarih esasında bir bakıma bakarsanız bu vesayet mücadelesinin bir en temel göstergelerinden birisidir. 27 Nisan'da hükümete karşı bir muhtıra verilmeye çalışıldı. Hükümet bu muhtıraya cevap verince bu muhtıra kağıt parçası oldu. Yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir hükümet muhtıraya cevap vermemiştir. Sürekli olarak muhtıraları kabullenmiştir. Ondan sonra sakat bir siyasi iktidar olarak, kısıtlanmış bir siyasi iktidar olarak yoluna devam etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir muhtıra teşebbüsüne karşılık veren Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı dönemindeki hükümetimizdir ve AK Parti kadrolarıdır. Yani bütün bunları hatırladığımızda ya da bugün bahsettiğiniz bazı genelkurmay başkanlarının, yani birçoğunun beyanatlarına bakın, işte öğretmen atamalarının nasıl olacağından tutun da Diyanet'e verilecek kadroya kadar ya da başbuğ döneminde kendisinin katsayı düzenlemesinin nasıl olması gerektiğine kadar bir sürü açıklaması var. Yani bir genelkurmay başkanlığının işi midir ya da işi miydi katsayı düzenleme, hükümetin katsayı düzenlemesine karışmak ya da o muhtırada ifade edildiği gibi nasıl bir cumhurbaşkanlığı istendiğini tarif etmek onların işi miydi? Ya da herhangi bir kuruma verilecek bütçenin ne kadar olması gerektiğine yönelik bir değerlendirme askeri otoritenin işi midir? Değildir. Yani burada görmek gerekir ki üçüncü dünyacı, hiçbir demokratik prensibe uymayan, maalesef son derece yanlış yaklaşımlar söz konusuydu. Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminden itibaren en yüksek mücadelenin, yani AK Parti tarihinin en temel alanlarından bir tanesi vesayetle mücadele alanıdır. Yani yukarıdan aşağı şimdi unutulmuş gibi yapılıyor. Çok basit. Gazete arşivlerine girilsin, gidilsin. Siyasilerden çok görevi siyaset olmayan bir takım kurumların başkanlarının siyaset hakkında açıklamalar yaptığını, hükümetin nasıl faaliyet yürütmesi gerektiğini görürüz. Hatta biliyorsunuz bu son açıklamalarda bile şöyle bir şey var. Bize sorulmadan asker kişilerin sivil mahkemelerde yargılanmasına karar verildi diye. Yani hükümetin, meclisin aldığı bir kararda milletvekillerinin mecliste verdiği bir önergeyle, bir tasarıyla geçen bir kararda, ki son derece doğru bir karardır, birileri bunun meşruiyetini kendilerine sorulup sorulmamaya bağlayabiliyor. Biz şimdi, yani bu yeni bir vesayet zihniyetinin canlandırılmasıdır derken afaki konuşmuyoruz. Bu manaya gelebilecek, bu manada yorumlanabilecek açıklamalardır derken konuşmuyoruz. Birileri böyle söylüyor ama bu açıklamalarla ilgili o dönemleri çok iyi tanıyan gazeteciler, o dönemleri çok iyi bilen siyasi tarihçiler, onun içinde yaşamış siyasiler de 28 Şubat vari benzeri açıklamalar olduğunu görüyorlar. Dolayısıyla birileri her seferinde askeriyeden birilerini atarken bir terör örgütü mensubu diye mi atıyordu?
İkincisi şunu da unutmamak gerekir. Onların objektifliği bütün şey boyunca tartışılmıştır. Yani başka başka insanlar atıldı. Halen o mağdur insanlardan bilinen insanlar var. Yani bu insanların hepsi terör örgütü mensubuydu da mı atıldı? Dolayısıyla bunlar aslında herkes kendi dönemiyle ilgili olarak her işi mükemmel yaptığını söylemeye getiriyor. Ondan sonra bütün bir suçu aslında emrinde oldukları siyasi iktidara atmak gibisinden. Kimsenin beyanatını tek tek değerlendirmiyorum. Ama şunu da söylemek istiyorum ki bunların 7 Şubat MİT krizi 17-25 gibisinden doğrudan bir terör örgütü olarak faaliyet göstermeye başladığı andan itibaren hükümetlerimiz en kararlı bir şekilde bu terör örgütlerini devletin kılcal damarlarından, toplumun tüm alanlarından temizlemek için kararlı, kesintisiz ve tereddütsüz bir mücadeleyi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütmektedir. Bunda hiçbir tereddüt yoktur, bu da devam edecektir. Arkadaşlar benim bildiğim bunlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Yeni bir bilgi yok bende. Bu çalışmalar tamamlandığı zaman biz de size gereken bilgiyi veririz. Şu anda o konular üzerindeki çalışmalar devam ediyor. Bir kere Milli Genel Kurulu kararları tabii ki tavsiye kararıdır. Yani hükümet bunu kendi bağlamı içerisinde değerlendirir. Şimdi bunlar yok mu sayıldı ya da bunlar yapıldı yapılmadı şeyi bile bir zamanlar Milli Güvenlik Kurulu hükümetin ta kendisi zanneden zihniyetin bir ürünü. İkincisi, o zamanki belgelere, bilgilere baktığınız zaman toplumun neredeyse tamamı zaten bir sürü kararla suçlanıyordu. Bir sürü kararla, toplumdaki bütün kesimler, dini kesimler, sol kesimler, liberal kesimler, hemen hemen hepsinin suçlandığı bir sürü bir şey vardı. Tabii ki bunlar devletin ilgili kurumları tarafından takip ediliyor. Ama terör örgütü terör örgütü olduğu ortaya çıktığı andan itibaren 7 Şubat MİT krizi doğrudan devletin bir kurumuna saldırarak özellikle de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Suriye politikasını sabote etmek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Suriye'ye bakan gözünü karartmak şeklinde tamamen dış kaynaklı olduğu belli olan bir operasyon. 17-25'te bir sürü sahte bilgi belgeyle doğrudan Türkiye Cumhuriyeti hükümetine saldırarak yaptığı bütün bu faaliyetlere baktığınızda ondan sonra kim bununla mücadele etti? Kim bunları mazur göstermeye çalıştı? Bunların toplumu zehirleyen dershaneleri, televizyonları üzerine hukuk devletinin imkanları içerisinde AK Parti hükümetleri giderken kim gitti o televizyonlara, o kurumlara destek verdi? Kim bununla mücadele etti? Bunlar net tablolardır. Esas problem şudur. Fethullahçı terör örgütüne dönük olarak çok az cümle kuranlar, onları mazur göstermeye çalışanlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş cumhurbaşkanlığına ve seçilmiş hükümetine karşı en saygısız ifadeleri kullanıyorlar. Bugün bu Fethullahçı terör örgütüyle mücadelenin başında, liderliğinde devlet başkanı olarak Sayın Cumhurbaşkanımız vardır. Dolayısıyla Fethullahçı terör örgütünü birisi bırakıp da Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanıyla uğraşıyorsa, burada adres bellidir, kim kimle yan yana düşüyor. Aynı şekilde hükümetlerimiz her alanda bununla ilgili en kararlı mücadeleyi vermiştir. Bizim devletimizin başına gelmiş en büyük belalardan bir tanesidir bu Fethullahçı terör örgütü. Bu başka şeye benzemez. Bu bir işgal projesidir. Tamamen yabancı kaynaklı ve bunun esası egemenlik kayıtsız şartsız milletindir prensibini lağvetmektir. Türkiye'yi işgal etmektir. Bunun yerine bambaşka bir yapı getirmektir. Türkiye'deki demokrasiyi ortadan kaldırmaktır. Laikliği ortadan kaldırarak sapık bir dini anlayışı Türkiye'nin resmi ideolojisi haline getirmektir. Bununla kim mücadele ediyor? Çok açık ve nettir bu. Yoksa o belgelere, bilgilere bakarsanız alınmış bir sürü tavsiye kararları, toplumun bir sürü kesimiyle ilgili olarak bir sürü değerlendirmeler görürsünüz. O zamanki istihbarat havuzlarına bakarsanız, o istihbarat havuzları öyle anlayışlarla yapılmıştır ki, toplumda neredeyse belli bir dar çerçevenin dışında suçlanmayan kimse kalmamıştır. Burada esas mesele, bu yapının bir terör örgütü olarak tebarruz ettiği andan itibaren mücadeleyi kim verdi, bunların yanında kim durdu? Arkadaşlar onu tabii ki Burhan Hoca'ya sormanız lazım. Kendisi bir açıklama yapacaktır veya yapmıştır bilmiyorum o konuyla ilgili olarak. Biz dediğim gibi daha önce de söylediğim gibi somut bir durum ortaya çıktığında bununla ilgili olarak görüşümüzü söyleriz. Ama iddia dediğiniz konularda bizim söyleyebileceğimiz fazla bir şey yok. İşte söylüyorsunuz ilgili kurumlar da araştırmasını yapıyor diyorsunuz. İlgili kurumlar araştıracaktır. Sayın Burhan Kuzu cevabını verecektir. O şekilde herkes bilgilenmiş olacaktır. Bizim bir değerlendirmemiz yok. Buyurunuz. Şimdi burada açık bir durum var. Maalesef bu şahıs konuştukça biz de bu konuya girmek durumunda kalıyoruz. 15 Temmuz gecesi ve 15 Temmuz gecesinden sonra Fethullahçı terör örgütünün en büyük hedefi kimdir? Sayın Cumhurbaşkanımızdır.
Fethullahçı terör örgütü 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımızı öldürmek istedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombaladı. Meclisi yok etmek istedi. Milletvekillerini öldürmek istedi. Cumhurbaşkanı külliyesine saldırdılar. Türkiye'deki özel harekat polislerine saldırdılar. Askerlere saldırdılar. Fakat bir kişiye yol verdiler. Bir kişiye dokunmadılar. Ellerine geçtiği halde. Sayın Kılıçdaroğlu'na tanklar yol açarak yol verdi. Şimdi burada kendisine niye yol verildiğini izah etmesi gereken birisinin, bakın meclise saldırılmış, Cumhurbaşkanı öldürülmek istenmiş, bakanlar ve milletvekilleri öldürülmek istenmiş ama bir kişiye yol verilmiş. Bakın bir kişi bulunamamış demiyorum. Veya bir kişinin yeri tespit edilememiş demiyorum. Bizzat yanlarına kadar gelmiş, havalanda inmiş ama açmışlar ona yol vermişler. O gece bakan arkadaşlarımızın, milletvekili arkadaşlarımızın zaten nerede olduğu açık, televizyonlara bağlananlar, çeşitli meydanlarda bulunanlar, Fethullahçı terör örgütüne karşı meclisi terk etmeyenler, birçok arkadaşımızın zaten ne yaptığı belli. Fakat hiçbirimizin bundan utanç duyacak, hiç kimsenin bundan utanç duyacak bir hali yok. Zaten televizyonlara kaçtan itibaren bağlanmaya başlamışız. Bu Fethullahçı terör örgütüne müsaade etmeyeceğiz. Bunları yargılayacağız. Demokrasiyi koruyacağız. Milletimize verdiğimiz sözü tutacağız diye. Bunlar dakika dakika, saat saat belli arkadaşlar. Fakat hiç kimsenin o gece, yetkili olan hiç kimsenin, Allah'a şükürler olsun, utanacak bir şey yok o görüntülerden, bağlantılardan dolayı. Utanılacak bir bağlantı var. Darbe olurken bir parti genel başkanının bir evde film seyreder gibi darbe görüntülerini seyretmesi. Yani insan önce bir kendisiyle ilgili olarak şu soruyu sorar. Meclisi bombalamak istediler, bombaladılar, Cumhurbaşkanını öldürmek istediler, başbakanı, bakanları öldürmek istediler, herkese saldırdılar. Niçin sadece Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanına yol verdiler? Önce kişi kendisine bunu sorar. Niye bu hale düştüğünü, niye algısının böyle olduğunu, niye bu terör örgütü tarafından bu şekilde konforlu bir değerlendirmeye tabi tutulduğunu düşünür. Bu konforlu değerlendirmenin sebebi nedir? Şimdi listeler, bir sürü listeden bahsediyor o sorduğu sorularda. Bunları zaten hiçbir kurum açıklayamaz. Bunlar yargının elinde. Yargı bütün bunları suçluyu tespit etmek için değerlendiriyor. HTS kayıtları benzeri konular zaten herkesin nerede olduğu belli. Ama bunlar ancak belli bir savcılık değerlendirmesi neticesinde, belli bir suç soruşturması çerçevesinde değerlendirilebilecek hususlar. Yani bundan kimsenin kaçtığı vesaire dediği de yok. Burada problem şudur. Yani yargının alanına giren konularda ve tamamen absürt bir takım sonuca varacak konularda sürekli olarak bu tip konular gündeme getiriliyor. Yakın zamanda biliyorsunuz işte külliyeye giden CHP'li diye bir konu gündeme getirdiler. Tamamen bir yanlış bilgilendirme ama yanlış bilgilendirmenin ötesine geçerek şunu söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine giren siyasi veriler konusunda ciddi bir siyasi veri güvenliği sorunu var. Sürekli olarak bir takım belgeler, bir takım uydurma şeyler, sorular bunlara gönderiliyor ve maalesef Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı da bunları açıklamaya devam ediyor. Diyor ki yargının siyasi ayağı hakim, devletin bütün kurumları varsa yargının siyasi ayağıyla ilgili bir şey zaten ortaya çıkarmak için elinden gelen gayreti gösteriyor. Kendisinde varsa böyle bir şey getirsin ortaya koysun. Ama başka bir şey yapıyorlar. O da şu, Fethullahçı terör örgütünü hedef almaktan çok Türkiye'nin seçilmiş cumhurbaşkanını ve seçilmiş hükümetini hedef alıyorlar. Enerjisinin büyük bir kısmını Fethullahçı terör örgütünü hedef almak yerine Türkiye'nin seçilmiş cumhurbaşkanını hedef almaya götürmek, Fethullahçı terör örgütü de zaten hedef olarak Türkiye'nin seçilmiş cumhurbaşkanını hedef gösteriyor. Seçilmiş hükümetini hedef gösteriyor. Yani bir yandan Fethullahçı terör örgütünün hedefinde cumhurbaşkanımız var, bir yandan Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanının hedefinde cumhurbaşkanımızla ilgili spekülasyonlar üretme şeklinde bir faaliyet var. Bütün bunları yan yana koyduğumuzda asıl sorulması gereken soru şu. Yapmak istediği Fethullahçı terör örgütüyle mücadele midir? Fethullahçı terör örgütünü mazur gösterecek şekilde bir takım siyasi spekülasyonlar mı üretmektir? Bugün Fethullahçı terör örgütü kendisine karşı mücadelenin durması için Cumhurbaşkanımızı en büyük engel olarak görüyor. Hükümeti en büyük engel olarak. Aynı mantıkla Cumhurbaşkanımızı engel olarak gören, hedefe koyan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Şu olabilir, siyasi eleştiri yapabilirsiniz. Bu siyasi eleştiride kendinizle ilgili bir takım değerlendirmeler, siyasi rakiplerinizle ilgili bir takım eleştirilere yer vermeniz demokrasinin doğası gereğidir.
Ama seçilmiş bir makamı terör örgütü olarak, terör örgütünün siyasi ayağı olarak nitelemeye başladığınız andan itibaren yaptığınız iş milletin iradesiyle kavga etmektir. Çünkü onun seçilmesinin arkasında milletin iradesi vardır. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi geçmişte milli iradeyle açık ve aleni bir şekilde kavga ediyordu. Son zamanlarda yükselen demokrasi ivmesi çerçevesinde en azından sureta ya da şeklen daha demokratik bir üslup kullanmaya dikkat ediyordu. Ama gördük ki son bir ay içerisindeki gelişmeler, arka arkaya geliyor bu gelişmeler, doğrudan Yüce Meclis'e saldırı, seçilmiş Cumhurbaşkanımıza saldırı, doğrudan millet iradesiyle kavga eden, meclisi kanun yapamaz hale getirmeye çalışan, seçilmiş Cumhurbaşkanlığına Fethullahçı terör örgütünün hedef aldığı biçimde hedef almaya çalışan, seçilmiş hükümeti hedef almaya çalışan, bütün bunları üst üste koyduğunuzda açık bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden milli iradeyle kavga, milli iradeyle husumet üretme şeklindeki orijinal kodlarına geri düştüğünü görüyoruz. Keşke daha demokratik bir dil kullansalar ama Suriye meselesinden Türkiye'deki demokrasi meselelerine kadar maalesef Türk tipi bir bağızcı dilin kullanıldığını üzülerek görüyoruz arkadaşlar. Başka soru var mı arkadaşlar? Çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Sağ olun.